Selamünaleyküm arkadaşlar. Antalya Aksek Gümüşdamla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun, çok çok iyiyiz. Dostlarım, bugün yine muhteşem köy ürünlerinden bir tanesini, organik köy ürünlerinden bir tanesini yapacağız. Ulak yapacağız arkadaşlar. Yöremizin deyimiyle ulak, yani genelde cevizli sucuk olarak biliniyor arkadaşlar. Biz ulak diyoruz. Dostlarım, hep birlikte cevizli sucuk yapacağız. Hemen yapımına başlayalım şöyle. Nasıl yapıyoruz? Babam. İnşallah gösterelim. Aferin oğlum. Dur. Bana arkadaşlar, çok merak ediyorum. Öncelikle tenceremize 3 bardak, 3 su bardağı pekmez koyacağız ama bizim bardaklarımız büyük, biraz büyük olduğu için biz bunlardan ölçülerini birazcık şöyle aşağı yapacağız. Tam dolu koymayacağım. Yunus Emre, dur be. Şunu koyalım. Melek, sen gelsene bir şuraya. Şeyleri dolduruver bana. Dur oğlum, annen gelsin de bana yardım etsin. Arkadaşlar, pekmez de kendi yaptığımız pekmez, üzüm pekmezi. Bizim biraz cevizimiz fazla olduğu için arkadaşlar 3 su bardağı pekmez koyuyoruz normalde ama biz 4 su bardağı koyacağız. Biraz cevizimiz fazla. Bunu artırabilirsiniz. Oğlum bir saniye dur. Kaç oldu? 2. Üç. Yunus Emre, öyle yapma anne. Yesin bakalım. Üç. Tamam, koy. Pekmez güzel. Ondan yarıyor. Dört. Ver baba. Su getir oğlum. Dur, annen su getirsin bir. Öyle değil oğlum. Şey sundan. Dört su bardağı da su koyacağız dostlar. Beş. 3'e 3 dedi. 5'e 5 fazla dedi. Şeker nasıl ölçüleceğim? Arkadaşlar, koyduğumuz 4 bardak pekmeze 5 bardak su koyduk. Onu ateşe koyduk şimdi. Yarım su bardağı normalde 3'e 3 de ölçüde şeker koyuyoruz ama biz birer bardak artırdığımız için 1 su bardağı şeker koyacağız. Baba, ben pekmezli su içtim ama ondan bir şey olmaz. Afiyet olsun. Değil mi, ondan bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Baban geldi. Senin baban geldi. Tut oğlum. Tamam. Benim babam. Bir su bardağı da şeker ilave ettik dostlar. Dostlar, ölçüsü 3 su bardağı pekmez, 4 su bardağı su. Biz cevizimiz fazla olduğu için 2 katına çıkardık. 6 su bardağı pekmez koyduk. 8 su bardağı da su koyduk. Arkadaşlar, bir püf noktasını söyleyelim. Pekmezimiz kaynamaya başladıktan sonra, bunu karıştırdıktan sonra, kaynamaya başlamadan önce ılıdığı pekmez zaman alıyoruz arkadaşlar. Şimdi nişasta ve unu bunda bulamaç yapacağız. Çok sıcak olursa topaklanacağı için ılık yapmamız lazım. Bulamacı yaptıktan sonra içine ilave edeceğiz. Bir 5-10 dakika kaynatacağız dostlar bunu. Daha sonra bulamacı yapıp içine ilave edeceğiz. Evet dostlar, pekmezimiz kaynadı. Bir 5 dakika kaynattık bunu. Şimdi nişasta ve un bulamacını yapacağız. İlave edeceğiz. 2 su bardağı nişasta,
2 su bardağı da un ilave edeceğiz. Biz ölçümüzü 2'ye katladık. Cevizimiz fazla olduğu için. Ama bir ölçü 3 su bardağı pekmez, 4 su bardağı su. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, su bardakları normal standart cam su bardağı aslında. Bizim burada cam su bardağımız olmadığı için biz şu su bardaklarını da yaptık. İki su bardağı da nişasta. Nişasta. Dur çekil oğlum şeyin önünde. Lan ne yapıyorsun? Vlog yapacağız ya. Tamam yeter. Çok doldurmasaydın. O hepsini dökme. Önceki esik dama. Bir kaşığını al şunu. Arkadaşlar bunu karıştıracağız. Bulamaç haline getireceğiz. Daha sonra içine ilave edeceğiz. Dur oğlum. Evet dostlar, bulamacımızı yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle hazırladık. Ilık pekmezle. Sıcak pekmezle yapmıyoruz. Sakın püf noktası. Soğuk sıcak pekmezle yaparsak topaklanır. Pekmezimiz de kaynıyor. Şimdi birazdan ona ilave edeceğiz. Hatta ilave edelim. Şöyle yavaş yavaş dökerek. Alex sen şu taraftan döksemeydin, yavaş yavaş şöyle gel. Bu tarafa nasıl gel. Nasıl dökeceğim? Şöyle bak, çok dökme. Yavaş yavaş şöyle öyle sünerek şey olsun. Sünerek. Çok çok devirme. Elim yanacak ama. Biraz yukarıdan yap. Hı. Dökme yavaş. Yavaş. Hazır. Bir kaşık getir de sıyır içine şeyi. Arkadaşlar böyle karıştırarak bir 5 dakika kaynatacağız, ondan sonra tamam olacak. Sonra cevizlerimizi batıracağız. Zaten koyu bir hale almaya başladı. Bakın. Dostlar bulamacımızı yaptık. Bu hazır, şimdi kaynadı. 5 dakika falan kaynattık biz bunu tekrar. Şimdi cevizlerimizi de önceki videomda hazırlamıştık. Böyle diptik izleri, iplere dizdik. Söyleyemem. İplere dizdik. Hazırladık. Şimdi bunu ocaktan indireceğiz. Batıracağız dostlar. Baba. Efendim. Badem de yaptık. Evet. Badem de yaptık. Evet. Yunus Emre hatırlattı, iyi oldu. Bir dizek de böyle badem yaptık. Bademden de yapabilirsiniz. Cevizden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz çubuğa böyle çiviler çaktık. Şimdi oraya asacağız ulaklarımızı. Altına da sini koyacağız. Akan şeyi, bulamacı oraya aksın diye. Kayınpeder de orada nara atıyor dostlar. Ben tarif veriyorum. Çekil şeyin önünden, çekil oğlum kameranın önünden. Batırdılar. Çok sevindim. Batırdılar.
Bence bu güzel olacak. Hemen altına bir şey mi alsın? Bir tabakla öyle öyle götürürüz. Arkadaşlar, yarım saat arayla 3 kere batıracağız bunları. Sadece bir kere batırıp hani bırakmıyoruz. Evet dostlar, şöyle elini yakma, altına tut. Anne, bence bu çok güzelmiş anne. İpte dolandıkça dolandı içine. Bu Yunus Emre'nin dizeyi mi? Benim. Baba. Hı. Bu hoşuma gitti. Baba. Baba. Bu tavuk oğlum. Baba. He. Kulak yapmamız ne güzelmiş. Tabii. Evet. İyi bir şey yapmışız. Anne ulan ne güzel ya. Sen ne yapıyorsun? Şşt. Kopmaz inşallah. Altına tut şey tabağı. O iplik şey gibi. Melek şu tavuklara biraz şey yap verin ya. Evet. Arkadaşlar. Kaybeder. İnternete koyacaksın böyle karaları. Başka TV yazar sen de bana. Buyur onu yesinle. Onu da buradayla. Arkadaşlar, kayınpederin çenesi biraz gevşek. Kusura bakmayın. Öyle mi? Hadi insanı çölde yaşına katar. Muhterem, ben çayın üstüne doğru bir şurayı çevire engellendirin, oradan bir gider. Gidersin sen. Onu da yapamayacağım. Ya. Yapman işte, onu da yapma. Onu yap. Onu yapamayacağım Agur ya. Onu da şey mi ya? Bugün yemek yok. Evet. Kötü yapar, şey yapacağım. Ulan bugün karavana yok. Hadi herkes eline bir yerden alıp geçecek. Beni bir yordur alın. Yoğun ben hemen de ne pişir bir yer. Yoğun iyi tatlıydı. E gene mi hak? Boş tatlar gibi mi geldi ya? Sen tatlı mı var? Şunun şeyi de çözülmedi mi? Nasıl yapacağız? Ben onları hiç öyle değilim. Neyse böyle böyle olsun bağlamda. Şimdi ben bile yemedim. Hı.
Bunu nasıl yapacağız? Olmadı mı? Altına bir tut da orada takalım bunu. Şöyle bir. Böyle sonra bir tane öyle alacağım. Ya onlar öyle olmaz, bilirim de. İki kat yapsaydık olurdu. Gülsemlerinki iyi oldu baba. Nerede onunki şeye geçiriyor. Evet arkadaşlar, cevizlerimizi batırdık. Cevizli sucuklarımızı, ulaklarımızı batırdık. Böyle astık. Kurumaya bıraktık arkadaşlar. Yarım saate bir. Arkadaşlar isteyen 3 kere de batırabilir. Biz 2 kere batıracağız. Daha kalın olmak kalın olmasını istiyorsanız 3 kere batıracağız. Arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapıp deneyip yemek isteyenlere de afiyet olsun diyoruz. Bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.